Evet, gazete için yaptım. Kumanda. Vur! Daha sert! Kumandan ölecek. Öyle ya da böyle ölecek zaten. Naksi, lakin bize canı lazım değil mi itiraf etmesi için? Ya da herkesin içinde ibret olsun diye infaz etmek için? Rus'ta hemen haklı. Kumandan. Kumandan. Sonra devam edeceğiz. Ah, ah, ah. Oturtun. Ah, ah, ah. Çıkın, ah, çıkın. Ah, 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 Hilal. Hilal. Mektup yazdı size. Stratioti. Ötürün. Ötürün. Kenara. General inatsız çıktı. Adoni. Muharebe hazırlıkları nasıl gidiyor? Toplarımız cepheye ulaştığına göre hazırlıklarımız tamamlanmıştır kumandan. Güzel. Bu toplar bize savaşı kazandıracak Adoni. Türkler bir önceki yenilgide ağır yaralandılar. Ama şimdi son nefeslerini verecekler. Tıpkı General Cevdet gibi. Yunan ordusu Bilecik, Bozüyük ve Eskişehir'deki kuvvetlerimizi dağıtmak istiyor. Bu maksat çerçevesinde üç kanattan saldırıya geçecekler. Kumandanım, ben iki ordunun kuvvetlerini kıyaslayan bir rapor hazırlattım. Müsaade ederseniz. Buyurun binbaşı. Yunan ordusunun 16.000'in üzerinde mevcudu var. Bizim 8.500. Yunan ordusunda 12.500 tüfek ve 120 ağır makineli tüfek var. Bizde ise 5.500 adet tüfek, 47 adet ağır makineli tüfek. Onlarda 72 adet top var, bizde ise 28. Bitti mi? Bitti kumandanım. Niyetinizi anlıyorum binbaşı. Bu sayılar bize harekat planımızı oluştururken elbet yardımcı olur. Lakin savaşta sayı zannedildiği kadar mühim değildir. Öyle olsaydı iki ordunun kumandanları buluşur, birbirlerine ordularındaki mevcut asker ve mühimmat sayılarını bildirir, çok olanın galip geldiği kabul edilirdi. Vatanperverlik, hürriyet ve istiklal arzusu, haklı bir savaşın içinde olmak, sayılarla ifade edilemese de bir savaşın, hatta bir milletin kaderini bunlar belirler. Gir. Kumandanım, şahsınıza hususi bir telgraf. Miralay yakalandı ve tevkif edildi. Mahkemesi devam etmekte. Muhtemel bir idamın önüne geçmek için çaba sarf ediyoruz. Yüzbaşı Yakup. Kötü bir haber mi kumandanım? Evet, maalesef. Çok yakın bir dostumla alakalı kötü bir haber. Lakin kendisini iyi tanırım. İçinde bulunduğu vaziyete asla boyun eğmeyecektir. Biz de öyle yapacağız. Bu sayıların işaret ettiği vaziyete asla boyun eğmeyeceğiz. Dün gece getirecektiniz beni. Şimdi olmaz. Liman ikinci bir emre kadar kapalı. Yapma kaptan. Dünkü aksiliğin benimle ne alakası var? Liman bir anda ana baba gününe döndü. Bak, ben Üsteğmen Leyhan'la konuşurum. Senin geminin çıkışına izin verirsen de yüklersin malları. Liman kapalı diyorum. Üsteğmen değil, albay gelse bir şey yapamaz. Çünkü siz hep böyle kurallara siki siki bağlısınız he? Ben o gemiyi buradan çıkartmasını bilirim. Sana da bunu ödetirim.
Baba, bu mektubu kaleme almak için masaya oturduğumda kalbimin hem ümit, hem korku, hem de utançla dolu olduğunu fark ettim. Senin bir kuvvacı olduğunu söylediklerinde dilim tutuluyor. Doğru olmasına ümit etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Yunan ordusu nezdinde bir hainmişsin. Keşke benim nezdimde bir kahraman olurdun. İçim böyle kıpır kıpırken bu ümidin diğer manasını fark ediyorum. Söylenen hakikatse çok kısa bir zaman içinde seni bizden alacaklar. İşte o vakit korkuyorum. Ben küçükken Selanik'teki evimizde oyun olsun diye saklanmıştım. Oyunu anlamayıp gittin zannetmiş, yok yere ağlamıştım. Beni teskin etmek için ne kadar uğraşmıştın. O bir an süren korkum geliyor aklıma. O korku, o eksiklik bir an değil. Bir ömür sürecek ve bu kez sen teskin etmek için yanımda olmayacaksın. İşte o zaman babamın kahraman olmasını dilerken ölümünü de dilemiş olmanın utancıyla kavruluyor içim. Bir şey dilemeye dilim varmıyor. Ama hayır. Senin ölmeni değil, yaşamanı diliyorum baba. Babaannem, annem, ablam ve en çok da biricik... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.